Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir manipülasyon çalışması yapacağız. Örnek fotoğraflarım burada. Hemen şöyle atıp başlıyorum. Şunu şöyle birazcık daha büyütelim. Böyle koyalım. Gökyüzü birazcık daha fazla dursun, deniz o kadar gözükmesine gerek yok. O yüzden birazcık aşağı aldım. Şimdi buradan solid color yapıyorum. Bir akşam vakti olması için veya o hissi anımsatmak için şöyle bir kapalı renk yapacağım. Şöyle soft light yapalım. Birazcık kısalım ya da bir ekran olmaz. Soft light iyidir. Şöyle soft light yapıp opaklığımızı da birazcık düşürüyoruz. Şurada bir de teknem vardı benim. Teknemi de atayım hemen. Bunu da yerleştirelim şimdiden. Şöyle yan çevireyim. Birazcık büyütelim. Opaklığımı kısıyorum tam nereye denk geldiğini görmek için. Şöyle bıraktım. Şimdi bunu maskeledim. Şu etrafını ben hızlıca bir sileyim. 2 dakika, hemen geliyorum. Evet, şu an şu kesme işlemimizi tamamladık. Maske işlemimizi tamamladık. Şu alttaki şimdi bir gölge vereceğiz. Şurada görmüş olduğunuz gölge tarzında. Tabii bizim ışığımızın açısına göre bir gölge vereceğiz. Ctrl J ile çoğaltıyorum. Şu alttakini katman maskesini uygula diyeceğim. Bir rasterize yapıyorum. Katman maskesini uygula dedim. Ctrl T yapıyorum. Tam tersine çevirdim. Şimdi Ctrl U ile bunu siyah çeviriyorum gölge olacağı için. Şöyle getirelim biraz. Bir de şuraları şöyle birazcık daha temizleyelim. Tam bunu böyle getirdim. Ctrl T diyorum ama şimdi Ctrl T dediğimde bütün alan çıkmış oluyor. Bunu istemiyorum. Şöyle M ile şunu keseceğim. Şöyle Ctrl J ile kestim. Şimdi şöyle getirdim. Buradan warp diyorum. Yakınlaştırayım biraz. Şöyle getirelim. Bu ucu buraya denk gelecek. Tabii şunları da ayarlayalım biraz. Şöyle. Gölgemiz buradan düşeceği için birazcık da şöyle getirmem lazım. Şunu da birazcık şöyle alalım. Tamam, şurası tam oturdu. Birazcık da şunu geriye doğru alalım. Tamam, şu arka tarafını da hizalayalım. Şöyle. Tamamdır. Gölgemizin açısını ayarladık. Tabii şimdi tabii şu taraflar daha net olacak çünkü suya en yakın olduğu yer bu taraflar. Buralar birazcık daha bulanık olması lazım. O yüzden bunun maskesini ayarlamak için ilk başta bunu bir akıllı nesneye çeviriyorum. Sonra filtre diyorum. Bulanıklaştır. Gauss bulanıklığı diyorum. Şöyle birazcık şu arkadaki yeri ayarlayacağım. Şöyle 6 iyidir. Tamam. Şimdi şuradaki maskemi seçiyorum. Şöyle. Gradyan ile netlikten gölgeye bulanıklığa doğru gidecek. Şöyle birazcık ayarladık mı? Tamamdır. Şimdi şuraları birazcık daha bulanık yapacağım. Fırçamı alıyorum. Maskem seçili. Şöyle birazcık opaklığımızı da düşürelim. Şöyle. Birazcık daha düşürelim. Tamamdır. Maskemizi yaptık. Bunu tabii ki de
Soft light. Bakalım bir. Soft light yapalım. Birazcık da şöyle düşürelim. Ha, şurada ağaçlar gözüküyor. O yüzden şunu bir normal yapalım. Birazcık daha düşürelim. Tamam. Böyle daha iyi oldu. Şimdi şurada benim asıl gemim, teknem, filikama bu. Neyse tam bilmiyorum. Sandalları bilmiyorum tam. Her neyse. Color balance diyorum. Tabi buradaki ambiyansa göre bir renginde ayarlamak lazım. Şöyle zaten bu mor. Tam tersi yeşil yapacağım. Hafiften de şöyle birazcık sarı yapalım. Şu an birazcık daha oldu. Bir de curves ekleyelim şuna. Şöyle. Tamamdır. Teknemizi de şu çevremize göre editledik. Şimdi şu arka tarafımıza bir yapıt koyma zamanı geldi. Yapıtımızı yapacağız. Şöyle kare aracımı seçiyorum. Şöyle bir dikdörtgendi galiba, kare değil. Her neyse. Bu içini boş yapacağım. Dışarıyı siyah yapıyorum. Kalınlığına 60 piksel yaptım. Şöyle getirelim. Şuraya hatta daraltalım. Buraya pek ihtiyacımız olmayacak. Tamam dedim. Bir de tekrardan bir tane daha yapıyorum şöyle. Yakınlaştırıyorum. Ctrl T ile şunu da bir ayarlayayım tam 60 piksele. Tamamdır. Şunu da şöyle getirelim. Bunu tekrardan Ctrl J ile çoğalttım. Ctrl T ile bir yan çevireceğim. Şöyle tam şuraya konumlandırıyorum. Tabii bu arka tarafta kalacağı için şimdi maskeleme zamanı. Tamamdır. Bu işlemim de gerçekleşti. Şimdi şunları hepsini ben bir gruplayacağım. Tek grup haline getirdim. Şimdi şuna da genel bir maske atacağım. Şöyle yakınlaştırıyorum. Bu taş yapacağım ben bunu. Üzerine bir tekstür atacağım. Ama taşta bu yanlar bozuk olması lazım. Böyle keskin gelmez. Pen tool'umu alıyorum hemen. Şöyle köşeleri seçiyorum. Tam köşeyi seçemedim. Şöyle tam şöyle seçeceğim. Şöyle. Tamamdır. Şimdi fırçamı alıyorum. Birazcık büyütelim. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle birazcık daha ufaltalım. Tamam. Fırçamızı ayarladık. Şimdi şuradan şunu birazcık açacağım. Aralığını. Bu fırçamın aralığıdır. Şöyle boşta göstermek gerekirse. Şöyle. Şunu birazcık açacağım. Şuradan sürekli dönmesi için. Hani farklı farklı yönlerde çizmek için rotation'ı. Bir de şunu da şöyle büyüklü küçüklü olması için. Tamam. Birazcık daha büyütelim. Şöyle. Yeni fırçamız. Şunu siliyorum. Ups. Maskemi seçtim tekrardan. Pen tool'umu aldım. Sağ tıklıyorum. Stroke patch dedim. Maskem seçili olduğu için tabi şöyle siyah rengimi de alayım. Gördüğünüz gibi maskeliyor.
Tabii burada brush seçili olması lazım. Tekrardan bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi böyle birazcık daha böyle çizik çizik oldu. Tabii şuralar böyle düz geldi. Buraları da halledeceğiz. İlk başta her tarafına şöyle bir yapalım. Şuralarını da şöyle koyuyorum hemen. Tamamdır. Her tarafına yaptık. Şimdi birazcık yakınlaştırıyorum. Şöyle normal fırçamı alayım. Şuraları hafiften siliyorum. Şöyle şu dışarıda kalan şu çizgileri temizleyeceğim. Şöyle burayı hızlandırayım. Bitince tekrardan görüşürüz. Maskeleme işlemimiz de bitti. Normalken şu an böyle. Şimdi şuna da bir şey yapacağız. Neydi onun ismi? Tekstür atacağız. Şurada benim tekstürüm var. Ya tekstür de denmez de ona. Şöyle bir fotoğrafımız. Taş fotoğrafı. Şöyle konumlandırıyorum. Sadece o yapıtma etki etmesi için Create Clipping Mask dedim. Şunu birazcık ayarlayalım. Şöyle dursun bu. Şuradan opaklığımızı da hafiften kısalım ki çok parlıyor. Birazcık da aslında şöyle birazcık daha kısalım şunu. Şöyle dursun. Hatta şuradan da level'lardan da şöyle ayarlayalım. Şöyle dursun. Bir de ton doygunluk ekleyelim. Çok şey duruyor. Birazcık kısalım şunu. Tamamdır. Şimdi bu 3 boyutlu olarak gözükmesini istiyorum. O yüzden de şu altlara, şu ışık buradan vuracağı için şuralara birazcık şöyle gölge ekleyeceğim. Bir katman ne? Şunu silelim. Tamam. Yeni bir katman açıyorum. Şöyle bunu da Create Clipping Mask dedim. Şunu kapatalım. Tamamdır. Şöyle fırçamı alıyorum. Tekrardan şu kullandığım fırçamı seçeceğim. Şöyle siyah rengim seçili. Şuraları şöyle boyuyorum siyaha. Şöyle şuraları kenarlarını. Üç boyutlu gözükmesi için en azından az da olsa böyle yapacağım. Normal 2007'de 3D özelliği var ama CS6'da extended olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. O yüzden orada kullanılmıyor. O yüzden böyle yapacağım. Herkes kullanabilsin, anlayabilsin diye. Şuraları birazcık daha fazla yapacağım. Çünkü buradan vurduğu için buralar daha bir şey gözükmesi lazım. Şöyle. Aradaki farkı görmek için daha bir gerçekçi durmaya başladı şimdiden. Hatta şuraya bir tane de curves ekleyeceğim. Tamam. Şunu da overlay yapıyorum ya veya soft light yapalım aynen. Soft light yapıyorum, çoğaltıyorum. Etrafı bayağı şey olmuş. Yineden Create Clip Mask dedim.
Şunu şöyle kısalım. Birazcık da arttıralım şöyle. Tamamdır. Bu işlemimizi de yaptık. Şimdi şunları da bir şöyle gruplayayım. Hepsini grupladım şimdi. CTRL-J ile grubumu çoğaltıyorum. Şu alt, şunun ismini lanje yapıyorum. Şununkini de gölge yapalım. CTRL-E ile bunu tek katman haline getirdim. Şöyle CTRL-T diyorum. Birazcık şöyle şöyle. Tamam. Bunu şimdi CTRL-U yapıp şöyle siyah çevireceğim. Hatta birazcık da şöyle alabilirim. Tamamdır. Bu gölgeme de bir maske ekliyorum. Şu altlardan gözükmeyecek nasıl olsa. Buraları bir temizleyeceğim. Şuraları şöyle bir temizliyorum. Tamamdır. Bu işlemimizi de yaptık. Şunu da hatta soft overlay normal yapalım. Aynen normal kalsın. O zaman birazcık şöyle yukarı taşıyalım. Tamamdır. Şu gölgemizi de yaptık. Gölge değil aslında. Aynen 3D göstermek için birazcık daha destek kullandık diyelim. Şimdi bunun da bir gölgesi olması lazım buraya düşen. Bunu yapacağız. Şunu hatta bir curves daha ekleyeceğim şöyle. Birazcık daha şöyle açalım. Birazcık da ortama uygun olsun. Şöyle yeşilinden kısalım buralar. Daha çok pembe vari durduğu için. Şöyle yapacağım. Şunu da hafiften birazcık kısalım. Tamam. Şimdi şunu tekrardan çoğaltıyorum. Tekrardan CTRL-E diyorum veya şuradan merge group derseniz direkt tek katman haline getirir. Bunu tekrardan dikine ters çeviriyorum. Şöyle tam bittiği yere getireceğim. Şöyle ayarlayalım. Şunu birazcık daha şöyle çekelim. Gölgemiz böyle düşsün. Birazcık daha şunu şöyle alalım. Tamam. Gölge olduğu için yine bunun siyah olması lazım. CTRL-U ile şöyle parlaklığını kapattım. Bunu da yine Create Clip'in şey diyorum. Akıllı nesneye çeviriyorum. Sürekli bunu kullandığım için kafa buna gidiyor. Akıllı nesneye çeviriyorum. Buralar da netlikten çok az netlikten böyle bulanıklığa gelecek. O yüzden kullanacağım onu da. Şöyle Gaussian Blur diyelim. Şöyle iyidir. Tamam. Şimdi bu yaptığımız blur efektinin maskesi burada gözüküyor. Tekrardan gradient ile şöyle şurayı tamam. Böyle dursun. Geri kalanını fırçayla hallederiz. Şöyle opaklığımızı düşürelim. Şöyle arttırdım şimdi şuraları birazcık daha şöyle yapacağım. Buralar daha bir gölgeli dursun. Tamamdır. Bunu da şöyle soft light yapalım. Şuna da bir hatta çıkartmaya gerek yok. Şu kaybolsun alttaki. Maske ekleyeceğim. Şunun maskesini de şöyle
fırçamızı birazcık daha düşürelim. Ufaklığımızı arttırdık. Şuraları şöyle temizleyeceğim biraz. Buralarda gözükmez çünkü şuralara düşmez pek. Şöyle birazcık daha büyütelim. Şuraları şöyle temizledim. Şunun üstündeki yeri de bir çok azıcık temizleyelim. Tamam, şunun da opaklığını birazcık daha düşürelim şöyle. Gölgemizi de yaptık. Düşen gölgeyi de yaptık. Şuralardan bir yerden ışık çıkacağı için gölgemizi de ona göre ayarladık. Şimdi şöyle şurada görmüşsünüzdür fırçayı. Kuş fırçası. Bunu da şuradan bir yeni katman açayım. Şuradan yükleyebilirsiniz. Load diyerek fırça yükle. Neredeyse fırçanız hangi dosya dizinindeyse oradan yükleyebilirsiniz. Yani şuradan şöyle bir şunu kullanacağım, aynen şunu kullanayım. Opaklığım şey size'ımızı birazcık düşüreceğiz. Şöyle tabii şu an basılı tutunca böyle çıkıyor. Bunu ayarlayacağız hemen. Şuradan aralığımızı biraz açıyoruz. Birazcık daha açalım. Böyle kısalım şunu. Birazcık daha açalım. Biraz daha. Tamam. Şuradan döndürmeden bunu açtık. Şu değil. Büyüklü küçüklü. Şöyle yaparsanız hepsi aynı boyut. Ama şuradan arttırırsanız boyutları farklılık gösterecektir. Şöyle. Şöyle şurayı böyle yapalım ya da birazcık daha V şeklinde yapayım. Ucu tam V'ye benzemiyor ama her neyse. Böyle dursun kuşlarımız da. Şunu da overlay yapalım. Tam siyah olmasın. Arka plana birazcık daha uyumlu olsun. Çok fark gözükmüyor ama yine de fark ettiriyor. Ups. Tabii şuralar şimdi birazcık göze batıyor. Bunu da düzeltmek lazım. Şurada smoke var. Ben bunu kullanacağım. O açığı kapatmak için. Şuradan kısalım biraz. Şurayı şöyle getireyim. Burayı birazcık daha ufaltalım. Tamam. Bunu da screen yapıyorum. Siyahlarda screen gözükmüyor. O yüzden screen yapıyorum. Yani PNG gibi kullanıyorum bir bakıma. Opaklığımızı fullleyelim şurada. Şuradan da level diyorum. Çok fazla gözükmesin. Şunu birazcık kısalım. Tamam. Şimdi şunları Ctrl J ile çoğalttım. Ctrl E ile birleştiriyorum. Tekrardan screen dedim. Şöyle getirelim. Şöyle opaklığımızı da düşürelim buradan. Tamam. Tabii şunlara da bir en azından şuna bir ekleyelim. Maskemizi. Şu gemimizi, sandalımız birazcık daha net belli olsun. Opaklığımızı kısalım. Şöyle. Hatta genel olarak birazcık daha şöyle düşüreyim. %10. Çok çok az. Temizledim. Tamamdır. Şimdi şuraya da bir en alta da bir yeni katman ekleyeceğim. Şöyle bir yeni katman açalım. Rengimizi belirleyelim şuradan. Hafif pembe tonlarında şöyle kapalı bir pembe. Bunu en alta getiriyorum. Şöyle getiremedim. Ups. Da şunu sileyim. Şurada açayım. Şuraları birazcık daha kapalı hale getireceğim. Şöyle pembe. Kapalı bir pembe.
Opaklığımızı birazcık şöyle kısalım. Maskesini alıyorum şunun. Şuraları opaklığımı fulleyeyim. Şuraları temizleyeyim bir. Gökyüzünü de bir temizleyelim. Sadece şu dağın olduğu yer öyle gözükmesini istiyorum. Kapalı bir tonla. O yüzden şuraları temizliyorum. Tamamdır. Hatta bunu en üste alayım. Şöyle bunların altına koyayım. Şu smoke efektinin altına koydum. En azından smoke belli olsun. Şöyle. Şuraları da birazcık daha kapatalım. Tamam, en azından geçişimiz şu an çok fazla belli olmuyor. Şimdi şurada bir tane daha smoke'um vardı. Bunu da atıyorum. Şöyle büyüteyim bunu da. Şöyle koydum. Color balance diyorum şuna da. Şöyle mavi tonlarında. Şunu da soft light. Yanlış şey yapıyoruz. Aynen, bunu ekran yapalım. Opaklığını birazcık daha kısalım şunun. Maskemizi şöyle kısalım birazcık. Şuraları çok az temizliyorum. Şöyle şu teknem gözüksün diye şuraları birazcık daha temizledim. Şöyle V şeklinde gelsin. Tamamdır. Buradaki bunu da bu smoke efektimizi de yaptık. Şimdi şu arkaya da bir ışık yapacağız demiştik. Onu da yapalım. Oops. Şöyle bir yeni katman açıyorum. Şöyle bir renk seçtim. Fırçamı da büyütüyorum bayağı. Opaklığımızı fulleyelim tabii. Şöyle. Şuraya koyduk. Tabii bu arkada, ışığımız arkada kalması lazım. O yüzden şu muydu? Yok. Aynen bu. Şunu böyle seçiyorum. Şu gölgeyi de seçelim. Ctrl J ile çoğalttım bunları. Şöyle grupladım. Bunu da tek katman haline getirdim. Hatta bir kere tıklıyorum. Ctrl'ye basarak şuradaki küçük resme tıklıyorum. Direkt seçimi alıyor. Şuradan maskeliyorum bunu. Şöyle özelliklerden de bunu tersine çevir dedim. Tamam, bu burada dursun. Şunu silelim. Şöyle yapalım tekrardan. Tamam. Şimdi şuraları da bir temizleyeceğim. Şöyle fırçamı aldım. Şuraları da şöyle temizliyorum. Şuraları da hafiften şöyle şöyle silelim. Şunu da ekran yaptım. Opaklığını da birazcık kısıyorum. Çok fazla belli olmasın. Birazcık daha kısalım. Şu teknenin arkası da, şurayı da bir fırçamızı düzeltelim. Şöyle sertliğimizi sıfıra çekelim de. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bütün katmanları çoğaltma zamanı geldi. Şöyle Ctrl Shift Alt E diyorum. Bütün katmanları tek bir katman haline getirdim. Şuradan efektlerimizi de verelim. Şöyle birazcık ufaltayım. Şöyle. Şöyle gözüme nasıl güzel gelirse öyle ayarlayacağım.
birazcık açalım. Şöyle tamamdır. Tamam dedim bunu. Şimdi bunu bir yine akıllı nesneye çeviriyorum. Şuraya, şuradan böyle buraya doğru bir ışık ekleyeceğim. Tabii şuraları da temizleyeceğim. O yüzden akıllı nesneye çevirdim. Maskesi çıksın diye. Şuradan şöyle sarı tonlarında bir renk yapıyorum. Şunu birazcık arttıralım. Şöyle konsantratımızı da arttıralım. Şöyle sarımızı da birazcık daha şu tarafa çevirelim. Tamamdır. Okey dedim. Burada şey çıktı. Maskeleme işlemim için. Şurayı da şöyle opaklığımızı da düşürelim. Şurayı şöyle hafiften temizliyorum. Işık ön tarafa vurmayacağı için. Bir de son bir şu alt tarafa da bir çerçeve atacağım. Şöyle opaklama %20'ye getirdim fırçamın. Siyah seçiyorum şöyle. Şuraya da şöyle. Yaptık mı? Tamamdır. Manipülasyon çalışmam bitti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanalımı beğenip videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.